Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin kahraman askerleri, kıymetli misafirler, hepinize en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Konuk Evi'nde Mavi Vatan tatbikatına canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık dedi. Canlarını temin etmek için gösterdiğiniz gayretler dolayısıyla her birinize şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın en köklü devlet ve ordu geleneğine sahip milleti olarak Hazarda ve seferde daima vatan müdafasına, ülkenin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına hazır bir silahlı kuvvetlere sahibiz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı, bugünkü huzurumuzun ve geleceğimizin en büyük teminatıdır. Kahraman ordumuz bir yandan sınırlarımızda ve ötesinde pek çok önemli görevi başarıyla ifa ederken, diğer yandan da hazırlıklarını gözden geçirdiği tatbikatlarını planlandığı şekilde sürdürüyor. 30 Ekim 2020 günü İzmir'de yaşadığımız deprem afetinde kaybettiğimiz 117 kardeşimize, şu sofralarda ettiğimiz dualar hürmetine gani gani rahmet eylesin. Bizleri tekrar böyle acılarla imtihan eylemesin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremzedeler, TOKİ işçileri ve AFAD çalışanlarıyla Bayraklı ilçesinde sokak iftarında buluştu. Bakan Soylu, o terör yuvaları Cumhuriyet'in 100. yılına varamayacak dedi. An olur. İnsanlar da bir araya geldiğinde bir topluluktur. Ama birlikte bir tarihi yaşayınca, birlikte zorlukları yaşayınca, birlikte zaferler, acılar, hüzünler, sevinçler yaşayınca o insanlar bir millet olur. Nasılsınız? Tamam mı? Anlaştık mı? Harikasınız. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 13. Uluslararası Barış Emeği Festivali'ne katıldı. Bakan Özer, barış ekmeği vesilesiyle tam da ihtiyaç duyulan bir anda savaşların, göçlerin, çocukların mağdur olduğu ortamların yaygınlaştığı bir dönemde, bu etkinlik vesilesiyle tüm dünyada barışın egemen olmasını diliyorum dedi. Ses prova deneme, ses 1-2-3 deneme ses prova. Ses. Evet. Bakın buradaki ekrandan görünüyor. Biraz daha zoom yapalım. Bakın bir sürü ülkeden gelen suyu. Bir de neyimiz var? Ekmek yaparken un, su, maya. Maçla beraber ulaştırıyoruz. Festivalimizin izninizle açılış konuşması. Bayramımız kutlu olsun. Esenler Belediye'mizin bu yıl 13.sünü gerçekleştirdiği. Bugün hem Ramazan-ı Şerif olma hasebiyle hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası nedeniyle ve hem de barış nedeniyle bir arada bulunmak, üç şeyi bir araya getirebilmek gerçekten büyük bir tevafuk. Çünkü Ramazan-ı Şerif hepinizin malum olduğu gibi diğer insanların dertleriyle hemhal olma, diğer gam olma ayıdır. Çocuklara ithaf edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk nezdinde sevginin, barışın, adaletin, kardeşliğin tüm dünyaya verdiği bir mesajdır. Tabii bugün baktığınızda tüm dünya iklim değişikliğinin etkilerinden net bir şekilde hissetmekte ve artık şiddeti, sayısı, sıklığı giderek artmaktadır.
Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerinden net bir şekilde etkilenmektedir. Aslında tüm Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ortak basın açıklaması yaptı. Kurum, ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerinden net bir şekilde etkilenmektedir dedi. Gerektiğini bu noktada gerek bilgi, tecrübe paylaşımı, gerek oradaki teknolojinin yeniden geliştirilebilmesi, yeni teknolojilerin bu noktada oluşturulabilmesi adına işbirliğinin daha da güçlü bir şekilde yapılması gerektiğini karar verdik ve bu noktada da adımlarımızı atacağız. Tabii ülkemiz dünyayı en az kirleten ülkelerden bir tanesi olmasına rağmen emisyon azaltım noktasında da çok ciddi potansiyele sahip bir ülke. Biz gelişmekte olan bir ülke olarak yeşil kalkınma sürecini, döngüsel ekonomi sürecini bir fırsat olarak görüyoruz ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında tüm dünyaya ilan ettiler. Bu fırsatta da sürece liderlik eden ülke olmak istiyoruz. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek adına. Tabii bu adımları kendi sürecimizde yapmış olduğumuz şurayla, yapacağımız iklim değişikliğiyle ilişkin kanunla gerçekten sürece ilişkin adımlarımızı 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda atacağız ve burada da sektörlerimize finansal desteklerin içinde olduğu yine emisyon ticaret sistemiyle, karbon fiyatlandırma sistemiyle de kirletenin ödediği, az kirletenin ödüllendirildiği bir süreci yürütüyor olacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı sürpriz iftar davetlerinin dördüncüsü kapsamında gençlerle Ankara'da hamburgercide buluştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Serhali Mizro ile bir araya geldi. Türkiye ve Tacikistan arasında askeri çerçeve anlaşması Akar ve Mizro tarafından imzalandı. Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Mizro'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Tamam mısınız? Siz de okey. O zaman 2022 Motopark İstanbul'u alkışlarınızla bir aradan sonra açıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun herkese efendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan motosiklet kullanıcılarına Avrasya Tüneli'nden geçiş müjdesi. Bakan Kara İsmailoğlu, Boğaz geçişine önemli bir alternatif olan Kazlı Çeşme ile Göztepe arasındaki güzergahta hizmet veren Avrasya Tüneli'nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da faydalanacak. Avrasya Tüneli'ne Ramazan Bayramı öncesinde 1 Mayıs itibariyle motosiklet trafiğini açıyoruz dedi. Teşekkür edeceğim. Tamam. Hayırlı olsun. Senin işinin değil mi? Sevgili halkım, eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda %400'ü aştı. Tam %400. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Şubat ayı başında yayımladığı video ile elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video yayımladı. Kaç abonenin elektriği kesildi derseniz, 2021 yılında toplam 3.449.344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu, 4 milyon. Kişi değil, abone. Dile kolay. Kaç kişi demek? Bunun hesabını varın, siz yapın. Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına. Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara.